Bismillahirrahmanirrahim O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem. Allah Hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rab bena eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya bena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır. Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, Aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş olu vermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ta ki doğru yola eresiniz. Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp İhtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da, ekserisi dinden çıkmış fasıklardır. Allah size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi. Onun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah'ın size arzuladığınız galibiyeti göstermesine kadar böylece bu vaat yerine geldi. Ama sonra siz isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz, yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını. Sonra Allah sizi denemek için onlara karşı size verdiği desteği geri çekti. Bozguna uğradınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da. Zaten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ölül emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. İman edip de hicret etmeyerek, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik, deyince, Melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Her kim de, hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra, Rasulullah'a muhalefet eder, ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa biz onu döndüğü yolda bırakırız fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız orası ne fena bir varış yeridir ey iman edenler siz kendinizi düzeltmeye bakın siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez hepiniz dönüp dolaşıp Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir bildirecek, karşılığını verecektir. Bir de şu, işte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti. Dinlerini parça parça edip, fırka, fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi, Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını, ileride bir bir onlara bildirip, cezalarını verecektir. Biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız, sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise, ahirette Allah nezdindedir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Rasûlünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez. Umduklarına eriştirmez. Onların gerek mallarının gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah bunlar sebebiyle dünya hayatında Onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Biz dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan, kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik. Hatta ki, o genç yiğitler, mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver. Ve şu davamızda, doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle. Hem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz. Haydi öyleyse mağaraya çekilin ki, Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin. Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise, Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizin nasıl yarattıksa aynen o şekilde bize döndünüz. Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi? İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün: Eyvah bize. Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller. Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu Hayır, onlar işin farkında değiller. Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı adamın amma da şansı varmış keyfine diyecek yok dediler biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette bilecektir Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için yalnız bana ibadet ediniz. De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum.'' O, ancak şiddetli bir azaptan önce, sizi sakındırmak için gelen bir elçidir. Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi muhtedildir, orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur benden naklen onlara de ki ey iman eden kullarım rabbinize karşı gelmekten sakının bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar Allah'ın dünyası geniştir sadece hak yolunda sabredenleredir ki ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir kim ahiret mahsulü isterse onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz. Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki? Muhammed Allah'ın resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir etin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da, artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki, ekicilerin hoşuna gider, kafirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır Şayet o birçok işte size uysaydı haliniz yaman olurdu Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi İnkardan fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi işte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. Çoğu önceki ümmetlerden biraz da sonrakilerden. Çoğu önceki ümmetlerden biraz da sonrakilerden. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Birçoğu birçoğu da sonrakilerden. Ey iman edenler, Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar. Ya eyyühellezine âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum adûven lekum fehderûhum. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh. Vallâhu ecrun azîm. Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. Allah Teala şöyle buyurur: Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dost doğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık. Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri.